konuklar. İşte benim yönetim biçimi programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda en demokratik yönetim biçimini bulmaya çalışacağız. Jüri koltuğunda birbirinden değerli konuklarla birlikteyiz. Değerli ödüllerimizi yalnız bırakmayıp davetimizi kabul eden ünlü tarihçi Profesör Gamze Kurnaz'a, sosyolog Kazalı Yıldırım'a, dışişleri uzmanı Sena Nur Kartalmış'a ve siyaset bilim uzmanı Zehra Vural'a davetimizi kırmayıp geldikleri için tekrardan çok teşekkür ederiz. Bu tarafta da bugünkü yarışmacıları görüyorsunuz. Monarşiyi temsilen İngiltere Kralı Elin Özeri, Kriyokrasiyi temsilen Papa 44. Mert Osman Genci, Oligarşiyi temsilen Sparta aristokratları Ecem, Şura ve Şevvali, son olarak da Cumhuriyeti temsilen Türkiye Cumhuriyeti ilk adı Cumhurbaşkanı Ecem Kaygın görüyorsunuz. Sayın seyirciler, değerli konuklar, daha fazla beklemeden en demokratik yönetim biçimini bulmaya çalışalım. İlk olarak sahneye monarşiyi temsilen İngiltere Kralı Elen Özer'i davet ediyorum. Bize yönetim anlayışınızdan bahseder misiniz? Beni seçerseniz ülkeyi tek yöneteceğim. Aldığım hiçbir kararı halka danışmayacağım. Son sözde karar merci olacağım. Ben öldükten sonra da oğlumu tahta çıkaracağım. Eğer sizi seçersek özgür yaşayabilecek miyiz? Ne özgürlüğünden bahsediyorsunuz? Ben ne kadar özgür olmamı istersem o kadar özgür olabilirsiniz. Peki halka seçmeye seçilmek verecek misiniz? Tabii ki de hayır. Ben ölene kadar ülkeyi yöneteceğim. Öldükten sonra da oğlum tahta çıkaracağım. Peki toplumda oturan bireyler eşit olabilecek mi? Ne eşitliğinden bahsediyorsunuz? Siz bir kralı kendinizi eşit mi görüyorsunuz? Sanırım bu kadar yeterli. Evet, şimdi oylamaya geçelim. Buyurun Gamze Hanım. Ben hiç beğenmedim. Ülkeyi yönetemeyeceğinizi düşünüyorum. Buyurun Zehra Hanım. Ben de beğenmedim. İnsanlar özgür yaşayamayacaklarını şey. Evet Zehra Hanım. Ben hiç beğenmedim. Hiç demokratik değilsiniz. Evet, ben de beğenmedim. Bizimle değilsin. Daha fazla beklemeden çevresi temsilen Papa 44. Mert Osman Yeni sahneye davet edelim. Evet Sayın Papa, siz de bize yönetim anlayışınızdan bahseder misiniz lütfen? Benim yönetim anlayışım, Jüritanlığı, Kutsal Kitabı, İncil'den bahsettiği dini kurallara göre ülkeyi yöneteceğiz. Halk bu kurallara eleştirmeden kabul etmek zorundadır. Ülkeyi de biz bir adamları yöneteceğiz. Toplumsal kuralları zaman ihtiyaçlarına göre akıl ve bilimi esas olarak dinlemeyi düşünüyor musunuz? Tüm aşağı! Ne değişikliğinden bahsediyorsun? Dini kurallar neyse o. Halkın dini özgürlüklerini kurabilecek misin? Evet. Gerçekten. Gerçek ama Hristiyan olma şartıyla. Sanırım bu kadar yeterli. Buyurun Sena Hanım. Ben beğenmedim. Ülkeyi kendi evimize çevirmeye çalışıyorsunuz galiba. Bence siz yarışmadan çekilmelisiniz. Buyurun. Demokratik değil ben. Buyurun Zehra Hanım. Ben sıfır puanlarımı hiç beğenmedim. Buyurun Gamze Hanım. Sizi hiç beğenmedim. Bizimle değilsin. Evet, şimdi de sahneye oligarşiyi temsilen Sparta aristokratları Ecem, Şura ve Şevval'i davet ediyorum. Siz de bize yönetim anlayışınızdan bahseder misiniz lütfen? Bizim yönettiğimiz ülkelerde ülkeyi bizim gibi zengin soylu bir grup yönetir. Tüm kararları yönetimdeki bu soylulardan oluşan grup üyeleri karar verir. Biz halka ne yapacağımızı sormayız. Halkın ne düşündüğü umurumuzda olmaz. Yeni adaletsizliğini ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü gördüğüm kadarıyla siz zengin kişilersiniz ama halk kuru ekmek bile bulamıyor. Ekmek mi bulamıyorlarmış? O zaman ekmek yoksa pasta yesinler. Sizin dışında toplumun diğer kesimleri yönetime katılabilecek mi kızlar? Kim katılabilecek mi? O sefil halk mı? Tabii ki hayır. Evet, şimdi oylamaya geçelim. Buyurun Zehra Hanım. Ben 0 puan veriyorum. Komşusu açken top yatan bizden değildir. Buyurun Gamze Hanım. Ben de sizi hiç beğenmedim. Sizi hiç demokratik bulmadım. Özgür olamayacağım. Buyurun Şevval. Kızlar, bence giydiğiniz giysilere bakılınca iyi, saygılı birilerine benziyorsunuz. Bence sadece soylu kişilere değil de halka da saygılı davranmalısınız. Buyurun. Hadi bunu beğenmedim. Bizimle değilsin. Evet, şimdi son yarışmacı olan Cumhuriyet temsilen Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın Cumhurbaşkanı Ecem Kaygın sahneye davet ediyoruz. Lütfen bize yönetim anlayışınızdan bahseder misiniz? Bizim yönetim anlayışımızda halk ülkeyi idare edecek kişileri belirli bir süre için seçim yoluyla iş başına getirir.
yöneticiler yaptığımız tüm iş eylemlerden dolayı halka hesap veririz. Egemenliğin kaynağı halka aittir. Bizler de halka karşı bu sorumluluğumuzu bilir ve ona uygun davranırız. Biraz önce halkın kendi yönetmesinden bahsettiniz, öyle değil mi? Tabii ki de evet. Yöneticilerin belli bir süre içinde seçimle iş başından geldiğinden bahsettiniz, öyle değil mi? Evet. 4 ya da 5 yılda bir yapılan seçimlerle halk istediği kişiyi tekrar yönetime getirebilir. Ben çok beğendim, bence çok güzel. Ben de çok beğendim. Evet, şimdi son oylamaya da geçebiliriz. Buyurun. Bence sen iyi bir yöneticisin. Senin yönetici olmanı çok isterim. Buyurun. Halk özgür olabilecek en önemli şey de buydu. Bence çok demokratik. Buyurun. Ben de sizi çok beğendim. Sizi de gerçek özgürleşebileceğimi düşünüyorum. Buyurun. Ben de demokratik buldum. Bizimlesin. Evet, işte bizim yönetim seçimi adlı yarışmanın sonuna geldik. Şimdi verdiği oylar incelendiğinde bütün jüriden 10 puan almayı başaran Cumhuriyeti temsilen Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın cumhurbaşkanı Ecem Kardım birinci oldu. Kısacası en demokratik yönetim biçiminin cumhuriyet olduğu tespit edildi. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere.